kalır. İslam hukukuna göre bir Müslüman geride bıraktığı apartmanını kime teslim edeceğini bilmeli. Geride bıraktığı arabasını, öldükten sonra geride bıraktığı mağazayı, dükkanı, ticarethaneyi mutlaka hesap etmeli ve kimlere bırakacağının hesabını bugünden tespit etmeli. İslam'ın hükmü budur. Bunun içindir ki bir Müslüman öldükten sonra dükkanlarını, apartman dairelerini, arabasını, tezgahını namaz kılmayan çocuklarına bıraktıysa, içki içen çocuklarına bıraktıysa, kumar oynayan, şehvetinden başka bir şey tanımayan çocuklarına bıraktıysa, senin miras olarak bıraktığın maldan, kasadan, keseden, servetten zina ettikçe, şarap içtikçe, kumar oynadıkça kıyamet sabahına kadar mezardaki kemiklerin vallahi çatır çatır çatlayacak. İslam'ın hükmü budur. Ya öyleyse bu beynamaz, asi, zani, cani çocuklarına bir kuruş miras bırakma yahut Müslüman olarak onları bırakmaya çalış. Eğer senin çocukların zalim, zani, cani, gaddar, namazsız, edepsiz, hayasız iseler sakın onlara bir tek kuruş miras bırakma, bütün günahı benim boynuma. İslam'a ver onları. Müslüman nesil yetiştiren mekteplere teslim et onları. Zalimlere bırakıp da mezarında kemiklerini çatlatma Müslüman. Gafil olma, cahil olma. Ya neslini Müslüman yap, yahut da Müslüman olmayan nesline bir kuruş sermaye bırakma. Çünkü senin kemiklerinin üzerinde dans edecekler onlar. Şehvet panayırları kuracaklar. Mecbur musun miras bırakmaya? Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere razı olmayan çocuklara miras bırakmak dört mezhepte haramdır. Yahudiye bırakmak gibidir. Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere, ahlaki hayata razı olmayan çocuklara bir Müslümanın miras bırakması Yahudiye bırakması gibidir. Kime miras bırakıyorsun sen? Kimlerin eline teslim ediyorsun bakayım? Badiru bil a'mali salihah. Amel-i salihi İslam'ı iyi yaşayınız ve İslam'ı yaşamak için savaşın.